soruşuyor. Bir motor şekilde çalışacak. Bir start butonuna basıldığında çalışacak. Stop butonuna basıldığında duracaktır. Adreslerim input 00 stop, input 01 start, Q 00 motor. Bir soruda eğer start ve stop butonları verilmişse bilin ki butonlar kalıcı değil. Bazı sorularda ben bir tek size start veririm. Çalıştırma butonu veririm. Orada evet buton kalıcıdır. Ama eğer ben size start ve stop butonu veriyorsam bir soruda start butonunu kalıcı yapmayacaksınız. Bana gösteriyorsunuz. Hocam devre oldu. Çekiyorum start butonları eline. Devre çalışmıyor. Duruyor. O zaman start stop butonları olacak devrede. Başlayalım. Bu en temel devremiz bizim. Bunun birkaç çözümü var. İki tane çözümden bahsedeceğim burada. Önce mühürlemeli devresini yapacağım. Input 0.0 stop'um. Input 0.1 start'ım. Bu da benim neyim? Q 0.0 motorum. Buradan ne yaptım? Q 0.0'la mühürlemeyi yaptım. Mühürlemenin esprisi ne? Şu anda enerji akışına baktığınızda, şu network enerji akışına baktığınızda kapalıdan geçti elektrik. Hatta böyle çizelim. Elektrik kapalıdan geçti. Geldi. Şu noktaya geldiğinde, aslında bu bir bilgisayar yazılımıdır ama anlamanız açısından bu bir elektrik devresiymiş gibi anlatıyorum. Çünkü daha önce kumanda devresi dersi gördünüz. Açık akım geçişi olmaz. Eğer ben input 0.1 girişini dışarıdan uyaracak olursam, yani input 0.1 girişine enerji verecek olursam, buradaki kontakları konum değiştirecek, bunun kontağı açıktı, kapanacak, enerji akışını sürdürecek. Enerji akışını sürdürdüğünde geldik Q0.0'ın değerini ne yapacak? Lojik olarak 1 yapacak. Artık Q0.0'ın hafıza alanındaki yeri ya da değeri 1. Q0.0'ın değeri 1 olduğu anda kendisine ait içerideki açık kontakları kapayacak, kapalı kontakları açacak. Burada kendisine ait bir adet açık kontak var. Bu açık kontağı kapadı. Artık input 0.0'dan geçen elektrik için İki tane enerji akış yönü var. Ya da yolu var. Tamam mı? Eğer ben input 0.0 butonundan, input 0.1 butonundan elimi çekip bunu açacak dahi olsam, şuraya açacak dahi olsam, artık elektrik nereden devresini tamamlayacak? Aşağıdaki Q0.0 kontağı, kapanmış olan Q0.0 kontağı üzerinden devresini tamamlayacak. Eğer bir çıkış elemanı kendi kontağı üzerinden kendisini beslemeye devam ediyorsa buna ben mühürleme derim. Şuraya ben hızlıca not alayım. Bir çıkış kendi kontağı üzerinden kendisini beslemeye devam ediyorsa mühürlemedir. Bu bizim en temel devremizdir. Tamam mı? Eğer gelip ben input 0.1 girişini dışarıdan uyaracak olursam, yani input 0.00'ı dışarıdan uyarıp bunu bir yapacak olursa, input 0.0'ın değeri 1 olduğunda kontaklar konum değiştirir. Burada kontağı neydi bunun? Kapalıydı. Bu kontağı açar, enerji akışını keser. Enerji akışını kestiği anda Q0.0'ında değeri artık neye düşer? Lojik 0'a düşer. Lojik 0'a düştüğünde de burada kontağı ne yapar? Açar. Orada kontağını açtıktan sonra ben input 0.0 girişini tekrar 0'a çeksem, bu kontak kapansa dahi artık bu da açıktır, bu acaba bu da açıktır, Q00 çalışmaya sürdürmez. Buna biz çözüm 1 diyelim. Bir de bunun hafıza alanları ile ilgili bir çözüm vardır. Buna da ben set resetle devrediyorum. Hafıza alanları ile ilgili çözüm ne? Input 0.1 gelir setler Q0.0'ı, input 0.0 resetler
Q0.0. Set reset'in bir takım olduğunu, bir çıkışın setlendikten sonra illa bir yerlerde resetlenmesi gerektiğini söylemiştim size. Burada hafıza alanlarına direkt değer atamayla bir işlem yaparım. Dedim ki input 0.1. Input 0.1 girişi aktif olduğunda, 1 olduğunda burada kontağını kapayacaktır. Burada kontağını kapadıktan sonra ne yapacaktır? Q0.0'a artık sen 1'sin. Değeri senin 1 diyecektir. Tamam mı? Bunu sadece bir çevrimlemesi yeterli. Artık oradaki hafıza alanına Q0.0'a 1 değerini atadıktan sonra siz aksi bir değer, yani 0 atayana kadar Q0.0 girişi olmasa dahi 1 olmayı sürdürecektir. Mühürlemeden farkı budur. Mühürlemede devamlı enerji girişi gerekir Q0.0'ın çalışabilmesi için. Bu enerji girişi ilk başta input 0 üzerinden olur. Daha sonra kendi mühürleme kontağı üzerinden olur ve devamlı bunu enerji 1'de tuttuğu sürece Q0.0 çıkış verir. Ne zaman ki siz buradan enerjiyi keserseniz Q0.0'ın girişi artık 0'a olur. O zaman bu da 0'a düşer. Ama set reset'te durum farklıdır. Set reset'te siz bir atama yaparsınız, değer ataması yaparsınız. Sen dersin ki Q0.0 artık 1'sin. Sen aksini söyleyene kadar Q0.0 devamlı 1 kalır. Peki aksini ben burada nerede söylüyorum? Aksini burada söylüyorum. Eğer deyip ben bu sefer de input 0.0'a dışarıdan uyarı yapıp açık kontağını kapayacak olursam, bu sefer de Q0.0'a diyorum ki sen artık 0'sın. Set 1 atar. Reset o hafıza alanına 0 değerini atar. Bunlar bir takımdır. Bu devamlı enerji girişi ister 1 olmak için. Buna sadece bir kere setlenmesi yeterlidir. Aynı şekilde resetlemek için de bir kere giriş, sadece bir çevrim giriş sete ya da resete verilmesi yeterlidir. Aradaki başka fark da, şurada dikkatinizi çektim bilmiyorum ama stop butonunu ben yukarıda normalde kapalı kullandım, aşağıda normalde açık stop butonu gibi kullandım. Tamam mı? Neden? Buradaki input 0.0 enerji kesip durdururken buradaki input 0.0 enerji verip yeni bir değer, yani resetle Q0.0'a 0 değerini atıyor. Tamam mı? Eğer stop olarak kullanacaksanız bunu mühürleme devresine, stop butonu normalde kapalı buton, set resette resetin önündeyse normalde açık koyacaksın ki kapanıp ne yapacak? Burada resetleme işlemi yapacak. Bu videonun konusu değil. Stop butonlarının, sınır anahtarlarının normalde kapalı buton kullanıp içeride normalde açık kullanılması ile ilgili daha önce video çektiğim için onu size ayrı anlatacağım. Tamam mı? O videonun konusu değil. Onu ayrı anlatacağım. Bunun benim gözümde iki tane çözüm var. Daha fazla çözüm var mı? Daha fazla çözümü de var elbette. Ama en temel iki çözüm bu. Ha hocam bunu bloklarla göstereceğim derseniz SR SR Q0.0. Bu benim çok fazla kullandığım bir çözüm yöntemi değil ama set reset bile öyle yapabilirsiniz. Bunu input 0.1 set girişine, input 0.0'da reset girişine verebilirsiniz.